Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün çiğ köfte yapalım dedim. Gaziantep'te biz çiğ köfteyi nasıl yapıyoruz? Onun tarifini vermek istedim size. Köftemizin malzemelerini bir tek tek saymak istiyorum. 1 kilo kadar simidimiz var. Biz ince bulgura simit diyoruz ama başka memleketlerde ince bulgur deniliyor. Bir baş kuru soğan doğradık. Kabuğu soyulmuş domatesimiz var. Sarımsağımız var. Göz kararı yeşil soğanımız var. Maydanoz var. Köy biberi var. Gaziantep salçamız var. Urfa biberi var. Yeteri kadar kıymamız var. Tuz ve karabiberimiz. Biz bunlarla yapıyoruz çiğ köfteyi. Bazı yörelerde yağ, sıvı yağ kullanıyorlar ama biz çiğ köftede sıvı yağ kullanmayız. Şimdi başlayalım köftemize. Önce kuru soğanla, salçayla, bir yoğuralım. Daha önceleri domates koymazdık biz. Az az su yedirirdik. Ama birdenbire ilk etapta hemen su konulmaz. Önce ince bulgurumuzu salçamızla, kuru soğanımızla bir güzel yoğuracağız. Sonra da ara ara domates koyacağım. Domates de değişik bir lezzet veriyor. Biz çıtır köftelerimize de domates koymaya başladık. Çiğ köfte Gaziantep'in olmazsa olmazlarındandır. Yani yeter ki canımız istesin gece 12'de bile çiğ köfte yaparız. Şimdi bunu birazcık sakızlandıracağız. Sonra azar azar domates koyacağız. Köftemiz az az kendine geldi. Ara ara kabuğu soyulmuş domates ekleyeceğiz. Az az. Birdenbire değil. Domatesimizi içine koymaya devam ediyoruz. Göz kararı doğradığımız yeşil soğan. Yeşil sarımsak. Biraz tuz. Biraz karabiber. Biraz da böyle yoğuracağız. Burada biraz soğanımızı, sarımsağımızı beraber yoğurduk. Çiğ köfteli kıymamızı bırakıyoruz. Biraz da bununla yoğuracağız. Şimdi baharatlarımızı ekleyeceğiz. Urfa biberi, diğer ismiyle isot. Yeteri kadar. Biraz köy biberi. Bununla da biraz yoğuracağız. Köftemiz olmak üzere.
En son aşamamız maydanoz. Biraz da bununla yoğurunca servise geçeceğiz. Çiğ köftemiz hazır. Biz Gaziantep'te çiğ köfteyi böyle yapıyoruz. Turşuyla, yeşil salatayla, ayranla, muhteşem bir lezzet. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Baharatını, zebzesini damak lezzetinize göre ayar yapabilirsiniz. Burada videomu sonlandırırken herkese sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.